TV 100 adım adım Anadolu'yu geziyor. Sorunları, çözüm önerilerini dinliyor. TV 100 Konuş Türkiye diyor. Sayın seyirciler, TV 100 adım adım Anadolu'yu gezmeye devam ediyor. Bugün Karaman'da ekibimiz, Karaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Gökhan Alkan'la kenti konuştular. Hemen onlara bakalım. Evet, bugün de Karaman'dayız. Karaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sayın Mustafa Gökhan Alkan yanımızda ve kendisine soruyoruz. Efendim, kabul ettiniz bizi. Çok teşekkürler öncelikle TV 100 olarak. İlk sorum hep şu: Karaman sizin için ne ifade ediyor? Teşekkür ediyorum. Öncelikle hoş geldiniz. Ben de şahsım odam adına tüm TV 100 izleyicilerini saygıyla selamlıyorum. Tabii Karaman'ı çok seven biri olarak Karaman ne ifade ediyor dediğiniz zaman çok uzun süre lazım anlatmak için, ama kısaca sanayi yapımızdan, üretim çeşitliliğimizden, tarımdan bahsetmeye çalışayım. Özellikle organize sanayi anlatmanızı isteyeceğiz. Evet. Çok çeşitli bir yer. Gıda sanayinde kümeleşmiş bir organize sanayimiz var. Türkiye'de bisküvi, çikolata, şekerleme dediğiniz zaman akla Karaman geliyor artık. 1960 yıllarda başlayan bu serüven şu anda bütün zincir marketlerde aldığınız bir bisküvinin, çikolata, şekerlemenin arkasına baktığınız zaman Karaman'da üretildiğini görebilirsiniz. Toplam üretimin üçte biri Karaman'da üretiliyor diyebiliriz buna. Bunun yanında tabii bunun çıktısı olarak yan sanayi gıda makine sanayimiz var. Gıda makine sanayinde gelişmiş bir iliz. Rakiplere göre, yani diğer yurt dışındaki üretilen makinelere göre çok hesaplı ve konuya ve amaca hizmet eden makine üretimlerimiz var. Kişiye özel üretimlerimiz var. Bunun yanında ağaç işleri sektöründe işte Toroslar bizim ilimizin içinden ne geçiyor? İlimizin yarısı İç Anadolu, yarısı Akdeniz. Akdeniz'deki büyük orman varlığına çok yakın konumdayız. Bu da ham madde açısından bizim için çok büyük avantaj. Uzun yıllardır ağaç işleme sektöründe de büyük bir tecrübemiz var. Bu tecrübemiz de halen devam ediyor ve ilerletmeye arzu ediyoruz. Yine bir başka konu doğal taş sektörü. Doğal taş da Karaman'da önceden de bilinen traverten yataklarımız, çok güzel renklere sahip traverten yataklarımız var. Bunlar uzun zamandır çalışıyor. Son zamanlarda yine mermerde de moda renk olan Karaman grisi önde gidiyor. Bununla ilgili büyük talepler alıyoruz. Mevcut organizemiz büyük bir çoğunluğa, yoğunluğa ulaşmış durumda. Onun için ikinci organizemizin de kuruluş aşamasına geçtik. Müteşebbisini oluşturduk. İnşallah en kısa zamanda da arsa tahsiline geçecek konuma getirmeyi arzuluyoruz. Peki, ben müsaade ederseniz bu noktada sormak istiyorum. Hem dünyadaki yatırımcıya hem de Türk yerli yatırımcıya Karaman'a neden gelmeleri gerektiğini de anlatalım isterseniz. Karaman'da onları, yatırımcıyı ne bekliyor? Evet. Karaman enerji noktasında da bir üst olma konumunda. Tükettiği elektriğin 3 katını üreten bir iliz. Yine sınırlarımız içerisinde dünyadaki sayılı yüksek gövdeli barajlardan biri Ermenekes bizim bölgemizde. Güneş tarlaları, rüzgar enerji santralleri, biyogaz tesisleri mevcut. Onun için enerjiye ulaşım noktasında rahatız. Limana ulaşım noktasında 2 saat mesafede Mersin Limanı'na ulaşma şansımız var. Bu da yani bütün dünyaya mesafemiz 2 saat diyebiliriz. Biraz da Karaman turizm yönünden bahsedeyim arzu ederseniz. Karaman 10 bin yıllık bir geçmişe sahip toprakların olduğu bir bölge. Yani hem ilimizin içerisinde bulunan Canhasan Öyü, hem de komşu ilçemiz Konya'nın Çumra ilçesindeki Çatalhöyük bir 8-10 bin yıllık bir geçmişi işaret ediyor. O zamandan bu zamana yaşayan buradaki bütün medeniyetlerin mutlaka bir kalıntısı şu anda mevcut. Yine şehrin merkezinin hemen kuzeyinde yer alan ovada, Karadağ büyük bir heybetiyle gözüken ve bu üzerinde erken Hristiyanlık döneminde ki kiliselerin bulunduğu, şu anda birçoğu da ayakta görebileceğimiz yapılara sahip bir bölgemiz var. Yine Hristiyanlık alemi için
önem arz eden bir derbe, kutsal kitapta da geçen bir derbe yerleşimi var. Bunun yanında hemen çok yakınında Atatürk'ün ata yurdu baba tarafından Taşkale. Ve burada burayı çok özel yapan tarihlerden tabii, bir tanesi. Tabii, evet, aynen öyle. Karaman aynı zamanda sanayisini söyledik, kültürünü söyledik, turizmi söyledik. Türk dilinde başkenti. Bunu söylemeden geçemeyiz. Yunus Emre'nin yurdu, Mevlana Hazretleri'nin bir zamanlar kaldığı, yaşadığı ve annesini de misafir ettiğimiz. Yani hoşgörünü, sevginin yurdu. Hem yatırımcılarımızı hem tüm vatandaşlarımızı Karaman'a davet ediyoruz. Onları burada ağırlamaktan büyük mutluluk duyarız. Efendim çok teşekkür ediyoruz bizi kabul ettiğiniz için. Müsaadeniz varsa kapanışı yapacağım. Evet, değerli başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten Karaman anlatmakla bitmeyecek bir yer. Sadece Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün buradaki tarihini, babasını, Selanik göçmenini anlatmak bile günler sürerdi ama inşallah başka bir programda yapacağız. Evet efendim, Karaman'dan da bugünlük bu kadar. Bakalım yarın nerede olacağız?